Sevgiliniz var mı acaba? Sevginiz veya eşiniz var mı? Sevgilin var mı? Var. Ne kadar süredir? Aileler tanıştı vesaire. Bu beni aldatsa bu konuda cidden çok kötü olurum yani. Almanya'dan geldi. Doğuşun kulağına gitmesin. Ne? Çeka kızın yanına otur. Evet. Bu arada burada takıldığın bir sevgilin falan var mı? Yani bir tane erkek arkadaşım var. Ama biraz aramızda var ama olmadı. Yok gibi de. Yani. Olmadı şu an, hiçbir şey olmadı. Yanlış anlamazsan bir şey söyleyeceğim. Tabii söyle. Ben aslında her zaman senin gibi bir kızla öpüşmek istedim. Şu an karşımdasın. Öpebilir miyim seni? Yani öpüşebilirim. Olabilir. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerle beraberiz. Bugün sevgilini test et. Çok özlediğiniz serimizin devamını çekiyoruz. Bugün arkadaşlar sokaktaki insanlara sevgilinizi test etmek ister misiniz diye soracağım. Test etmek isteyeni alıp götüreceğim stüdyomuza. Bugün daha planlı bir şey çekmeye çalışacağız. Bakalım neler olacak. Videoya geçmeden önce aşağıya Instagram hesaplarımı ve sosyal medya adreslerimi bırakıyorum. Beni Instagram ve diğer platformlardan takip etmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Hazırsanız videomuzu başlatacağım. Videonun devam kısımlarını Katıl'a özel paylaşıyorum. Katıl'a artık sık sık videolar geliyor. Her gün neredeyse video atıyoruz. Her gün demesek de haftada 2 tane video atıyoruz. Videoların kamera arkaları, görmediğiniz yerlerin hepsini veya işte devam kısımları, yüzleşme kısımları Katıl'da sadece 30 TL'ye bir ücretle Katıl kısmımıza abone olarak her şeyi izleyebilirsiniz. Her şeyi görebilirsiniz. Hepinizi seviyorum. O zaman hazırsanız videomuz başlasın. Lan! Çık git buradan, çık git! Git buradan ben, git! Sen ne yaptın? Ha, ne yaptın sen? Birazcık elimize yüzümüze bulaştırmış olduk. Git buradan, git buradan! Merhabalar, saygılar, sevgiler. Nasılsın, iyisin kanka? Kanka sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sevgilini test et yapacaktım da yan olduğunuz için. Kanka daha dün oldu videonun. Evet, izledin mi? Eyvallah, cansın kanka. Bir isteğin var mı? Biz devam edelim, soralım. Kanka devam edin. Allah'a emanet siz. Çok memnun oldum kankam benim. Bay bay. Merhabalar, sevgiliniz var mı? Teşekkürler. Arkadaşlar bir kişiyi bulmamız lazım, sevgilisi olan, ona göre sevgili testini çekeceğiz. Bakalım kim var etrafımızda. Abi merhabalar. Teşekkürler. Merhabalar, sevgiliniz var mı acaba? Hayır, yok. Aga bey, test etseydiniz anlatırdı var. Teşekkürler. Kesinlikle test etmesi gerekiyordu. Abim selamlar. Eyvallah. Görüşmek üzere. Abla merhabalar, sevgili test et projesinden sizlere bir soru soracağım. Sevginiz veya eşiniz var mı? Var. Test etmek ister misiniz onu, size aldatacak mı diye? Şu an için hayır. Güveniyor musunuz? Hiçbir erkeğe güvenmiyorum. Kurumuş boğazım. Teşekkürler abla. Güven sıfır aga. Bu arada abla test etseydi muhtemelen aldatırdı, o yüzden etmedi. Birilerini bulmamız lazım. En kötü erkeklerle yaparız. Artık yapamayacak olursak. Çünkü kızlar birazcık daha zor. Uf. Abi bizi gördüler, kaçtılar karşıya. Tanınıyoruz artık fark ettiyseniz. Abla selamlar, sevgiliniz var mı? Telefonda mısınız? Teşekkürler. Bir erkeğe de yapabiliriz. Kanka merhabalar. Merhaba kanka. İsim nedir? Doğu. Doğu, çok kısa bir soru soracağım sana. Gelsene şöyle kanka. İsim Doğu dedin. Evet. Sevgilin var mı Doğu? Var var. Ne kadar süredir? 1,5-2 yıl oluyor. 1,5 yıl oluyor. Evet. Süper. Peki sevgilini test edelim. Eğer ki seni aldatmazsa bizden 10.000 TL nakit ödül kazanacaksın. Güveniyorum zaten ama... Yani devir biliyorsun, farklı evet, bir devir. Evet. Belki aldatır. Merak ediyor musun? Ben de şu an merak. Peki sence aldatır mı? Ya bence aldatmaz da. Aldatmaz diyorsun. Ama şu an bana bir şüphe uyandırdın yani. Evet, bu seride çok insanlar üzüldü. Evet. Umarım bir sonrası sen aldatsın. Müsaitsen geçelim. Geçelim. Evet, geçelim Doğu. Bu arada aldatılırsan çok üzülürüm. Çok güzel, temiz bir arkadaşımıza benziyorsun. Öncelikle onu söyleyeyim. 1,5 sene dedin değil mi? Evet kanka ya. Şu an bir ter bastı öyle, biliyor musun? Ter bastı, heyecanlandım. Heyecanlandım da. Görmüş müydün bizim serimizi? Ya bir iki tane serini gördüm. Reels'lerde falan çıktı karşıma. Tamam. Şu an seninle de denk geldik. Çok değişik bir olay oldu. Bilmiyorum ama şu an cidden heyecanlıyım. İnşallah aldatmaz kanka. Ben güveniyorum ama ona ya. Güveniyorum. Ben çok güveniyorum. Çok... Genelde güvenen insanlarda çok sorunlar çıktı ama umarım gerçekten aldatmaz. Şimdiye kadar bir kişiye ödül verdik. İnsanlar diyorlar ki cimrisiniz, parayı dağıtmıyorsunuz. Artık paraları dağıtmak istiyoruz. Umarım kazanırsın diyelim. Güvendiğim için ben kendinden eminim. Ondan da eminim. Süper. Sevginin şu an nerede mesela? Evde mi? Çalışıyor mu? Ediyor mu? Şu an çalışmıyor. Bir süredir işi bıraktı. Tamam. İşsiz şu an. İşsiz şu an. Çalışmıyor. Tamam, ona göre bir dışarı çağırır, bir şeyler yaparız. Müsaitsen hemen geçelim, ayar çekelim. Olur, olur. Hadi.
arkadaşlar, şimdi ofise geldik. Doğu arkadaşımızla beraberiz. Doğu, sana birkaç tane ilişkinle ilgili sorular soracağım. Sorabilirsin. Bir de eğer ki şöyle bir şey yapabiliyorsak, bu bölüm şu şekil test edelim. Senle kız arkadaşının herhangi bir ortak arkadaşınız var mı? Var. Şöyle bir şey yapalım. Ortak arkadaşınıza haber verelim. Eğer ki o da isterse ona da bir ödül teklifinde bulunalım. Mesela 10.000 sana verelim. Eğer ki aldatmazsa 5.000 de o arkadaşa. O arkadaşın getirsin. Biz de ekip arkadaşımızı önceden o kişiyle tanıştıralım. O kişi böyle teklifi sunsun. Bununla tanış gibisinden. Ama kızın daha çok yakın olduğu birisi lazım. Öyle birisi var mı? Kanka şu an bir tane kız arkadaşı var. Ne o var? Kız arkadaşıyla konuşuyor musun? Görüşüyor musun? Yani arada bir konuşuyoruz. Ama söylesem şu an nerede olduğunu da söyler. Söyler. Yardımcı olur mu bize sence? Yardımcı olur. Ona haber verir mi? Vermez. Para teklif etsek sıkıntı olmaz değil yok, mi? Yok yok. Para tamam, teklif etsek hiçbir sıkıntı olmaz. Peki kız arkadaşınla 1,5 senedir çıkıyorum demiştin. Evet. Nerede tanıştınız? Nasıl tanıştınız? Tanışma hikayeniz nasıl oldu? Kanka şöyle anlatayım sana. Normalde ben de bir kafeteryada çalışıyordum. Daha bundan 1,5 sene, 2 sene öncesine neredeyse. Kafeteryaya gelmişti. Kafeteryada oturduk. Garsondum o sıralar. O da öyle müşteri geldi. Müşteri olarak gelmişti. Müşteri olarak geldiğinde böyle bir tanışma evresi oldu. Yani flörtleşme dönemi. Evet. 4 ay boyunca bir flörtleşme dönemi oldu. Zaten güveniyorsun. Kanka her türlü. Her türlü güveniyorsun. Evet. Daha önce hani o tarz bir şey fark ettin mi ya? Başkasıyla konuştum olaya. Kanka başkası. Nasıl birisi? Ağır başlı. Ya normalde evet, yerine göre ağır başlı. Ama çok dışarı çıkıyor bazen. Tamam. Bir şey demiyorum aslında ama dışarı çıkıyor. Geziyor, eğleniyor. Aynı şekilde ben de yapıyorum ama güveniyorum ya, problem yok. Sen nasıl, kıskanç biri misin? Yerine göre çok kıskancımdır. Kıskanç. Çok kıskancımdır yerine göre. Peki izlediğin zaman aldatılma olayları olursa, eğer ki bilemeyiz, böyle bir şey olursa bu seni nasıl etkiler? Kanka beni kötü etkiler ya. Kötü etkiler, etkiler değil mi? Bayağı kötü etkiler. Yani şunu söyleyeyim sana, hiç aldatılmadım. 1,5 yıldır da beraberim. Bu beni aldatsa bu konuda cidden çok kötü olurum yani. Umarım kötü senaryolar olmaz. İnşallah. Umarım her şey güzel olur. Bu arada yaş kaçtı senin? Benim yaş 23. 23, süper. Ne iş yapıyorsun normalde? Normalde bir yerde, özel bir yerde satış müdürüyüm. Satış müdürüsün, süper. Kız arkadaşın kaç yaşında? O 22 yaşında. Tamam. Şu an çalışmıyor, bir iş yapmıyor. Çalışmıyor, evet. Okul falan durumu? Okulu da bitirmek üzere. Normalde şu an hemşirelik okuyor. Okulu da bitirmek üzere. Süper. Yani güzel gidiyor her şey aslında. İnşallah bu videodan sonra da güzel gider. İnşallah. Umarım ödülü kazanıp güzel bir tatile mi çıkarsınız artık o parayla? Ne yapılırsa? Kanka tatil edin de bir nişanlanma evresine. Nişanlanma evresi? Ciddi mi? Evet, girebiliriz. Süper. Allah çünkü mutlu mesut etsin. Aileler tanıştı vesaire. Hepsi oldu. Konuşuldu. Güzel. Bakalım. İnşallah bu video güzel olur. Normalde bilmiyorum. Çok güveniyorum. Ama inşallah doğru yandan gider her şey. Güvensizliğimi kırmaz. Umarım. Umarım kırmaz. Çünkü dediğim gibi bir beraberliğim var. Barış küs oldu tabii ki de hep aramızda. Bazen her şey oldu. Kavga ettik, barıştık, ettik, çarçurt ama gene biz bir yere gelmeye erkenledik. İnşallah güzel olur ya. Umarım ikiniz için de hayırlısı olur diyelim. İnşallah. Şimdi senden ricam, kız arkadaşının arkadaşını bir arayabilir misin? Görüşelim onlarla. Tabii. Ara. Sonrasında ben konuşurum. Bir sen ön konuşmayı yap. Efendim? Ne yapıyorsun Ayşe, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Dışarıdayım, sen ne yapıyorsun? Ben de öyle oturuyorum kendimi şu an. Bir arkadaşımdayım, bir YouTuber arkadaşımdayım aslında. Şöyle bir şaka yapacağım. Fariz yanında sana anlatsın olayı istersen. Tabii olur. Alo, selam. Ayça nasılsın? Merhaba, iyiyim Fariz. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Bizim bir YouTube kanalımız var. Sevgili test konseptleri çekiyoruz. Belki denk gelmişsindir. Evet, izledim. Gördün mü? Evet, gördüm. Süper. Şimdi şöyle bir şey var. Doğu'yla bir video çekeceğiz. Eftelya'ya bir şaka yapacağız. Yani sevgili test daha doğrusu yapacağız. Bunun için tamam, bize yardımcı olacak bir kişi lazım. Doğu dedi, Ayça dedi, hem benim arkadaşım hem Eftelya'nın arkadaşı dedi. Senden rica etsek, bu arada ödülü aynı şekilde seninle de paylaşacağız. 5000 TL senin ödülün, 10.000 TL Doğu'nun ödülü olacak. O sevgilisini test ettiği için. Senden şöyle bir şey rica edeceğim. Sen gelsen, bizimle görüşsen, sonrasında ben seni ya da biz ekip arkadaşımızdan birini yönlendireyim. Sana durumu anlatsın. Sen ekip arkadaşımızla beraber Eftelya'yı bir buluşmaya çağırırsın. Bizim ekipten çocuğu kuzeninmiş gibi tanıtırsın. Ondan sonra onları baş başa bırakırsın. Hani senin tanıtman daha doğru olur. Sonrasında bakalım neler olacak. Hani test edecek çocuk Eftelya'yı. Ama şimdi direkt dışarıdan gelen birisi biraz şey karşılamaz. Doğu diyor ki biraz ağır başlı. Sohbet etmez diyor. O yüzden senin aracılığınla. Yani şu an bilmiyorum. Eftelya'yla sıkıntı yaşayabilirim gibi gözüküyor bana. Yani şöyle düşün. Aldatmayacaktır diye düşünüyoruz. Doğu da öyle düşünüyor. Yok, sen ya de öyle düşün. Yani ben hani de öyle düşünüyorum aslında ama. Evet. Yani aldatmayacağı için sıkıntı arkasından da olmaz yani. İş çeviriyor gibi oluyor. Yani para ödüllü yarışma. Ondan sonra parayı alıp beraber yersiniz. Öyle düşün. Yapalım mı? Şöyle yapalım. Tamam. Siz bana tanımlatın. Tamam. Ben geleyim, görüşelim, ayarlayalım. Tamam. Süpersin. Tamam. Çok memnun oldum. Konum atıyorsan ben ona göre oldum. Görüşelim. Tamam.
Tamam, görüşürüz, bay bay. Ayça'ya konum at, ona göre devam ettirelim. Evet arkadaşlar, bu arada çokça soruyorsunuz bana sevgilini test et serilerinde kazanan kişilere ödülü nasıl dağıtıyorsunuz diye. Biliyorsunuz her bölümde kazanan kişiye 10.000 TL nakit ödül veriyoruz. Şimdi sizlere ek gelir kazanmak için kullandığım harika bir uygulama olan Binomo'ya gireceğim ve gözlerinizin önünde Binomo'dan nasıl para kazanabilirsiniz onu göstereceğim. Biz de sevgili test et serilerinde Binomo sayesinde ek gelir kazanarak katılan insanlara ödüllerini dağıtıyoruz arkadaşlar. Gelin hep beraber Binomo'da bir işlem açalım ve videonun ödülünü çıkartalım. Evet arkadaşlar, burası Binomo'nun arayüzü. Grafiğimi şu şekilde inceliyorum. Sağ üstte gerçek hesabımdaki bakiyeyi görebiliyorsunuz. Burada da yukarı ve aşağı yönünde tahminleri görebiliyorsunuz. Yatırım yapmadan önce zaman dilimini 5 saniyeden 15 saniye çıkartıyorum ve en karlı varlık fonu olan Euro ve USDT'yi seçiyorum. Buradan yatırım tutarını ayarlayabilirsiniz. Ben 12.000 TL'lik bir yatırım yapacağım. Grafiğimi iyicene inceledikten sonra yukarıya doğru yatırım yapıyorum. Gördüğünüz gibi tahminim doğru çıktı ve 21.000 TL param anında hesabıma geçti arkadaşlar. Açıklama kısmına link bırakıyorum. Linke tıklayarak siz de Binomo'yu indirebilirsiniz ve Faris promosyon kodunu kullanarak yatırımınıza özel %50 bonus kazanabilirsiniz. Arkadaşlar sadece 15 Kasım'a kadar Binomo'da olan Mystery Park görevini de yapmayı unutmuyorsunuz. Mystery Park bir tüccar için eğlence parkına benzeyen bir görevdir. Her adımda yeni bonuslar ve ödüller sizleri bekliyor olacak. Her gün yeni mücadeleler ve güncellemeler açılıyor. Siz de güncellemeleri takip etmeyi unutmayın. Ödül havuzumuzda 15 kişi iPhone 15 kazanacak. 15 katılımcı Samsung Galaxy S23 5G 256 GB kazanacak. 10 katılımcıya da M1 çipli MacBook Air verilecek arkadaşlar. 10 katılımcı da Xbox Seri X kazanacak. Siz de hemen Binomo'ya kaydolun ve Mystery Spark deneyimini yaşayın. Arkadaşlar şu an gidiyoruz. Arkadaşlar Ayça'yı almaya gidiyoruz. Onu şu an ofise davet edeceğiz. Orada konuşacağız. Gel gidelim. Gel. Heh, kendisi de geliyor zaten. Merhabalar. Merhaba. Ben Cavit. Memnun oldum ben de. Şu an ofise geçeceğiz. Fariz'le konuşmuşsundur sen. Tamamdır, o zaman geçelim. Şu an ofise doğru yürüyoruz. Evet, geldiler arkadaşlar. Hoş geldiniz. Gel kanka, hoş geldin. Merhaba. Merhaba, Ayça. Naber, hoş geldin. Hoş bulduk, memnun olduk Ayça. Evet arkadaşlar, Ayça, Eftelyan'ın arkadaşısın. Süper, kamera direkt girer girmez kusura bakma kamerayla karşıladık seni. Sıkıntı yok değil mi? Şimdi gel seninle bir plan programımızı yapalım, sonra işimize geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi yanımda bir tarafımda Ayça, bir tarafımda Doğu var. Hoş geldin. Test ediyorum şimdi, bakalım. Wow, test edeceğiz. Geçer. Sence? Geçer. Sana çok görev düşüyor. Doğu'yla biz zaten sohbet ettik 10-15 dakika. Şimdi Doğu, Eftelya kız arkadaşı. Sen ikisinin nesi oluyorsun? İkisinin de ortak arkadaşı. Hangisiyle daha fazla samimisin? Süper. Zaten beraber arkadaşlığınız var. Dedim ki öyle bir arkadaşını seç ki hem senin tarafında olsun, hani test etsin, hem de ona bilgi vermesin. O da seni seçti. Bence bu işin ya. Sonu nereye gidecek bilmiyorum. Bilmiyorum, ben de bilmiyorum ama ya bence geçer ya. Geçer ya. Bir şey olmaz diye düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Bilmiyorum. Güzel bir arkadaşınız var bu arada. Hani gerçekten çok hoş görünüyor buradan. Kız arkadaşını daha görmedim Eftelya'yı. Onu da birazdan göreceğiz. Oturacağız, izleyeceğiz. Şimdi Ayça, senden isteğimiz şu. Normalde bizim hani konseptimiz şu şekilde. Bir kişiyi göndeririz. Direkt hani Doğu mesela Eftelya'ya sorar, der ki sen neredesin? Bir kişiyi göndeririz. Gider test eder. Şimdi Doğu dedi ki hani ağırbaşlı bir kız. Bir erkek göndersek çok umursayacağını zannetmiyorum dedi. Terslerde. Evet. Bize de şimdi biraz öyle geldiği için seni işin içine sokmak istedik. Sen Eftelya'ya diyeceksin ki buluşalım, bir çay kahve içelim kanka, arkadaşım, artık nasıl birbirinize hitap ediyorsanız. Bir çay kahve içelim. O esnada ona diyeceksin ki Almanya'dan kuzenim geldi. İşte zengin, varlıklı bir çocuk. O esnada Ceka devreye girecek. Aracıyla gelecek. Sen onları baş başa bırakacaksın. Zaten Ceka'ya mikrofon takılı olacak. Biz konuşmalarını dinleyeceğiz. Gizli kameraya alacağız. Sistemimiz bu şekilde. Tamamdır. Sıkıntı yok. Merak ettiğin bir şey var mı? Hani yapamam dediğin. Her şey kafanda, anladın değil mi? Anladım. Şimdi senle Ceka gideceksin. Bir tane de ekip arkadaşımız, kameraman da sizinle gelecek. Biz de buradan oturup her şeyi izleyeceğiz. Ceka finalde buraya doğru davet etmen lazım. İkna ederseniz, eğer konu devam ederse dersiniz ki eve geçelim. Eve geldiğiniz zaman odanın kapılarından bir tanesi kilitli olacak. Kilitli olan kapıda Doğu'yla ben görüntüleri izlemiş olacağız. Ceka sana sorarsa kız dersin ki hani burası özel eşyalarım olduğu için kilitli tutuyorum. Kilitli olan odada biz izleyeceğiz salonda. Çok heyecanlandım. Heyecan var mı? Bayağı.
Umarım başarıyla testi geçer. Umarım güzel olur her şey. O zaman hazırsanız Ayça'yı gönderiyoruz. Biz de bilgisayarımızı kurup izliyoruz. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi evin stüdyosuna geldik. Stüdyoda Doğu'yla beraber oturacağız. Ayça'yı gönderdik. Ayça, Doğuş'un kız arkadaşı olan Eftelya'yı alacak. Onları bir kafeye götürtecek. O esnada ekibimizden olan Ceka onların yanına gidecek. Tanışmaya çalışacak, tavlamaya çalışacak. Zaten Ayça vasıtasıyla referans olarak tanıştırıldığı için bakalım neler olacak. Yani en kötü kız kabalık etmemek için sevgilim var falan, hani eğer aldatma gibi bir durumu yoksa sevgilim var deyip sohbet edip gönderecek. Ama konular ilerlerse orada son raddede Ceka'ya söyleyeceğiz, eve geçmeyi teklif etsin. Eve geçme durumu olursa eğer senle bu odada oturup izleyeceğiz. Bu arada burası 4 odalı bir ev. Bu odada oturup diğer odada olan her şeyi tek tek izleyeceğiz. O esnada da Ceka diyecek ki bu oda kilitli, özel eşyalarım var, buraya kimseyi sokmayacak, biz de oturup izleyeceğiz. Güveniyorum ama kanka. 10 numara. İnşallah, İnşallah. Güzel olur. Beklediğin gibi olur her şey. İnşallah. Hazırsan o zaman başlayalım. Tabii. Şu anda arkadaşlar Ayça geçmiş, görüntüler hazır. Oturacağız buradan. A'dan Z'ye detaylı bir şekilde izleyeceğiz. Bakalım neler olacak. Kanka çok heyecanlıyım. Heyecanlısın. Bir şey söyleyeyim sana. Yani bilmiyorum ama içimde ona karşı güvenim de sonuçta. Var. Biz sonuçta arkadaşlar, bu arada şöyle linçler de okuyorum bizimle ilgili. Yok işte numara almak, aldatmak sayılmıyor. Yok falan, aldatmıyor, etmiyor. Şimdi biz zaten olayın enerjisinden aldatıp aldatmadığını anlıyoruz. Tabii ki de karşı cinsle sohbeti aldatma olarak algılamıyoruz. Sonuçta mesela Eftelya Ayça gelip onu orada tanıştırdığı zaman sohbet edebilir. Bu tarz şeyler okeydir. Kanka evet, şu sohbet edebilir zaten. Problem yok. Her türlü sohbet edebilir. Ama dediğim gibi şimdi sohbet etmek var. Ayrı boyutta sohbet etmek. Evet. Onu biliyorsun. Ya o enerjiyi zaten izlediğimiz zaman göreceğiz. Hani hiçbirimiz aptal değiliz. O enerjiyi alıyoruz yani bir hepimiz yerde. Hepimiz alıyoruz. Umarım başarılı olursun. Umarım serimizde ödülü kazanan ikinci insan sen olursun. O zaman hazırsan görüntülerimiz gelmiş. Başlayalım mı? Şunu da söyleyeyim kanka son olarak. Dediğim gibi kanka ben hala ona güveniyorum. Ben bugüne kadar tamam. Bu şekilde onu, yüzünü kara çıkarttım, onun yüzünü. Başlayalım. Çok heyecanlıyım. Fark ettim onu. Gerçekten heyecanlısın. Umarım bir şey olmaz ya. Çok güzel geçer. Gerçekten umarım bir şey olmaz. Görüntüler gelsin. Yani böyle bir sinir ediyor beni ya. Dur bakayım. Ya bu oturalım mı? Aynen. Yorulduk zaten. Evet, şu anda Ayça ile Eftelya kafeye doğru yürüyorlar. Dur. Allah'ım. Gerçekten iğrenç bir hayat. Bu aralar bilmiyorum da yani. Bu arada kısa bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten yakışıyormuş. Hani çok teşekkür ederim. Auralarınız birbirine çok uyuyor. Hani şey görünüyor. Kanka biliyorum. Şunu söyleyeyim yani. Diyorlar ya, bir şey senin için yaratılmış. Evet, benim için yaratılmış. Senin için yaratılmış. Aynen. Ruhen de böyle mi? Ruhen de böyle. Süper. Çok ağır başlı bu arada. O belli oluyor. Ya. Konuşmasından bile evet, evet. Belli oluyor yani. Bakalım. Bu aralar var ya, modum o kadar düşük ki. Böyle bir bilmiyorum ya. Kafam çok dolu. Drama queen. Modum düşük dedi. Neden acaba? Yani bir sorun var mı sizin ilişkinizle alakalı veya genel hayatınızda? Hayır, benlik bir sorun yok. Şimdi ilişkiden modumun düşük olma sebebi ailesel sorunları olabilir. Ya ailesel yok. Ailesel sorunları hiç yok. Yok. Hepsini beraber çözdük zaten. Süper. Yani 1,5 sene olmuş zaten. Ben de ailesiyle tanıştım. Hem çalışıyorum. Hiç bilmiyorum ne yapacağım, ne edeceğim. Kafam Allah Allah, şu iş stresi beni bitirdi. Sen yurt dışına falan çıkacaktın. Ne oldu? Oldum. Nereden çıktın ya? Ondan sonra İngiltere'ye. Hadi ya. Başladı mı maçlar falan? Kanka. Bu arada arkadaşlar Ayça'nın sesinde çok cüzi sorunlar olabiliyor. Mikrofonunu pantolonun içine taktığımız için bazen ses almada sorun yaşayabiliyor. Bilginiz olsun. Onu da hani bir şekilde düzeltmeye çalışacağız. Altyazıyla veriyoruz. O şekilde. Ayça bu arada yurt dışına mı çıkacaktı? Öyle bir planı var. Tamam. Almanya'dan geldi. Çocuk çok tatlı. O gelecek şimdi bizim evimize. Nerede arkadaşım? Kanka biz burada yani baş başa oturuyoruz ya. Kanka bak yemin ederim bak. Önce yani, çıkasın tabii çocuk. Fark ettim ben şu an. Ayça dedi ki çok tatlı dedi. Evet. Ne alaka? Ne alaka dedi. Evet, evet. Burada bir gönlünü kazandı. Gönlünü kazandı. Helal olsun. Ayça dedi bir kuzenim gelecek. Kız da ne alaka gibisinden karşılık verdi. Çok böyle zengin. Kanka Doğuş var biliyorsun hani en gelecek. Saçmalama ya, o kim ya? Arkadaş olarak gelecek, saçmalama. Bilmiyorum kanka, yani keşke bir haber verseydin önceden bana. Tamam gelecek, zaten arayacağım, ben gelecek. Bir şey olmaz.
bilmiyorum ama neyse tamam. Çok seveceksin. Daha önce hiç bahsetmedim bu şahıstan. Çünkü kendisi Almanya'da tatlım. Daha yeni geldi. Hmm. Bekle ben bir arayayım. Ayşe bu arada ortak arkadaşınız mı? Ayşe ortak arkadaşımız. Bu arada rolünü çok güzel yapıyor. Çok helal yapmış. Olsun. Bu kadar beklemiyordum. Bravo yani. Tam böyle hani istediğimiz kıvamda çaktırmıyor da. Evet. Çok da güzel oynuyor. Umarım başarılı olur. Eftelya yanlış bir şey yapmaz. Ya zaten şu ana kadar yapmadı ve dediği gibi keşke sorsaydın dedi. Evet. Doğuş var dedi. Evet. Güzel. O detayı da kaçırmadık. O dedi kaçırmadım hiçbir şekilde. Bence de aldatmayacak. İkinci 10 bin lirayı muhtemelen sen alacaksın. İnşallah. Bir şey demiyorum. Triplere giriyor biliyorsun sonra. Zaten ya, aramız şey bu aralar biraz şeydi. Bana ben. Öyle bir şey çocuk değil. Hadi öyle peki. Öyle olsun. Alo neredesin? Tamam. Biz de şimdi oturuyoruz. Sana konum atayım yakınsın bana. Konum atayım sana gel. Olur mu? Kız arkadaşımla beraberim. Ya Doğuş beni ararsa o sıra hani. Ya arasın benim arkadaşım. Kuzenim benim kuzenim yani. Bir sorun yok bir problem mi? Kendin tamam zaten senin bir sorun. Yoksa tam kendine geldi ya. Bilmiyorum ya. Sıkıntı yok. İyi tamam dediğin gibi olsun. Neyse ben mesafemi zaten ona göre ayarlarım. Doğuşu arayayım dedi de galiba kuzenini... Bunu söylemeyecek mi sana sence? Yani öyle bir şey arayıp söylemesi gerekiyor mu? Ya kuzenine? Bence arayıp... Ya böyle bir erkek ortama girdiği zaman senin bilgin oluyor mu? Şimdi bir ortama gittiği zaman da biriyle sohbet ettiği zaman da ortak arkadaşları tabii ki de olabiliyor. Tabii. Ben buna bir şey demiyorum. Evet. Gidebilir, oturabilir. Ama şimdi Doğuş ya ararsa deyip de bunu Ayça'ya demesi biraz saçma. Ayça Eftelya'ya daha yakın değil mi? Senden nispeten daha yakın. Evet, bir tık daha yakın ama Ayça'yla da aram iyi. Tamam, sıkıntı yok. Süper. Devam edelim. Çocuk aşkım var. Çok tatlı. Öyle bir aurası var ki çocuğun. 11 trafikten anlarsın onun böyle havasını anladın mı? Aa, niye Almanya'da yurt dışında? Orada çalışıyor. Ha. İşlerinden dolayı mankenlik falan yapıyor. Ne tamam bir gelsin tanışalım bakalım o zaman. Gelsin anlaşacaksın merak etme tatlım. Yani tanışalım diye bence arkadaşla tanışacak ya. Yani bence de çünkü şimdi Eftel'le Elayç'a yakın arkadaş olduğu için tabii. Ayşe'nin kuzeni olması durumunda bence de normal değil mi? Hani o kadar samimiler yani ayıp olmasın ya diye. Ya tabii ki o kadar samimiler. Şimdi Ayça kuzenin manken dediğinde manken miydi diye bir kelime kullandı. Yani bu Eftel'in ne kadar umurunda olabilir ki? İnşallah arkadaşla tanışır diyelim. İnşallah. Süper. Tamam dedim. Doğuş'un kulağına gitmesi biliyorsun. Hayır ya. Ne? Doğuş'un kulağına gitmesi biliyorsun. Hayır ya. Hani Doğuş'tan saklayalım gibisinden. Bir şey söyleyeyim. Ben mi yanlış anladım? Hayır, Eftelya benden bir şey saklamadı. Benim kulağıma gelip gelmemesi problem değil ki bunun. Bana niye söyle... öyle bir cümle kurdu? Ya bilmiyorum. Uzak olduğu için. Ya istediği kadar trip kolik olsun ya. Yani. Öyle olmuyor kanka. Ya evlenecek değilsiniz herhalde. Yani. Ben çocuğa döneceğiz orasını. İşte onu yani, duramıyor. Sorun oldu zaten. Çok sık görüşemiyoruz işlerinden dolayı. İşte hani demeye çalıştığım ya şey aslında... senin aktif bir hayatın. Kızları yapma ya. Vallahi. Bilmiyorum da. Hala güveniyorum da inşallah. Ya hayır ya. Sakın yapma ya. Devam edelim Farid lütfen. Yaptı şaka. Yok işte o falan yazdı hikayemi. Ben ne oldu yazdım. Sonra bu haber mikro. Ondan sonra böyle şey yapıyor işte. Ne oldu ya kız arkadaşının ayrılmış mı? Hayır dedi nasıl olacak? Hikaye yani. Diyor biliyor musun? Bir de karşılığı yok dövüşte neydi? Hani ilişki şey, istemiyordu. Bir şeydi ya. İlişki istemiyordum ya. Hem de nasıl? İşte boş kaldı ya ondan dolayı şey yapıyor. Yer mi Anadolu çocuğu? Sen de bak Ayça lütfen yüz verme. Sonra vermiyorum zaten vermiyorum. Bana dedi zaten askerdeymiş gelmiş. Bana dedi ki görüşmeyecek, görüşemeyecek miyiz dedi. Ben hayır dedim İstanbul'a gidiyorum. Sonra dedi ki ben dedi hafta sonu ya da pazartesi günü geleceğim. Ya saydın ki boşta mı kaldın hayırdır? İyi dedim gel o zaman. Bana zaten dedi Rize'de de söyledi bana. Dedi ki hani görüşelim ya. Hayır dedim. Unutmadım Ayça'cığım. Üzgün. Şu anda Ayça'nın erkek arkadaşından bahsediliyor burada. Evet evet. Ayça'nın erkek arkadaşı vardı. Şu an onların da arası bir limonuydu. Küsmüşlerdi. Yani şu an bir sohbet ediyorlar. Kuzeninin olayını şu an açıkça unuttu. Ama anlık aklına gelebilir. Bilmiyorum. Devam edelim mi Fatih? Tamam. Ağladığın günleri. Allah kahretsin. Unutmadım kendim yani. Kendimi o yüzden bir şey diyemiyorum da. Aa geldi. Bu mu kuzenin? Hoş geldin.
Ne yapıyorsun? Efter gerçekten. Merhaba. Ekip arkadaşımız CK geldi bu arada arkadaşlar şu an. Ben nereye geçeyim? Böyle oturabilirsin ya da öyle fark etmez istediğin yere. Şöyle oturabilir. CK kızın yanına otur. CK kızın yanına otur. Ben de memnun oldum. Arkadaşın mı bu? Evet. Eftalya, namı diğer Eftalya. Baya senden çok bahsettim. Öyle mi? Nasıl bahsettin mesela? Güzel bahsettim lütfen. Çok iyi bir kız. Söylüyorum sana zaten. Çok iyiyim. Evet, çok iyisin. Bir şey soracağım. Normalde Eftalya biraz ağır başlı olur ama şu an anlayamıyorum. Falan böyle eğlenceli olmaz mı? Ağır başlığını korur ve fazla samimiyetliğini kurmaz. Şu an gülüp eğleniyor ve çok mutlu. Evet, birazcık hızlı kaynaştılar. Ama şunu söyleyebilirim, yani bana da bugün haber vermedi. Normalde bu kız böyle değil Paris. Senin şaşırdığın nokta o. Mesela siz şimdi beraber olsanız, sen de ortamda bulunsan, Ayça'nın kuzeni geldiği zaman nasıl davranır? Ya ben şunu söyleyeyim. Çok ağır davranır. Benim sözümden dışarı çıkmaz. Normalde benim yanımda çok sakindir ve çok ağır başlığını, efendiliğini koruyan bir insan. Her zaman number one. Lütfen. Değil mi? Sen Ayça'nın kuzeni misin? Almanya'dan sanırım. Öyle anlattı ama. Aynen, ben 2 gündür buradayım. İşte yerleşmeye çalışıyorum falan filan işte. Buraları da fazla tanımıyorum bu arada. Anladım. Gezdireceğim ben seni. Tanıtacağım ben sana. Söz verdim bu arada, bekliyorum. Siz konuşun, ben sizi dinleyeyim. Başka iş güç yani. Zaten Ayça'yla çok sık görüşemiyoruz. Çünkü o da işleri var, benim de işlerim var. Böyle denk gelirsek işte bir sohbet, muhabbet, çay, kahve yani. Yakalayamıyor ki beni. Ben de onu yakalayamıyorum. Benim müsait olduğum zamanlar o müsait olmuyor. Onun müsait olduğu zamanlar ben zaten yoğun çalışıyorum, biliyorsun. O çok... Bu arada burada takıldığın bir sevgilin falan var mı? Yani bir tane erkek arkadaşım var. Ama biraz aramızda var ama yok gibi de. Ya bu kız değil Fariz, cidden o kız değil. Yani aramızda nasıl limon olabilir, ben bunu anlayamıyorum. Ya şunu soracağım çok kısa, herhangi bir sorun var mı aranızda? Ya bir sorunumuz yok, şu an hiçbir sorunumuz yok. Hiçbir şey yok değil mi? Hayır, her şey gayet yolunda. Evet, şu an her şey yolunda, anlamadım şu an niye böyle yapıyor. Diyelim yani. Çünkü kendisi pek fazla ilgi, alaka veremiyor benim bebeğime. Evet, ben ilgi, alaka çok seven bir insanım. Zaten sanırım bu aralar biraz fazla uzaklaştık. Çok sık görüşemiyoruz kendisiyle, işlerden dolayı, onun işlerinden dolayı falan. Ya değil, öyle de ciddi değil. İlişki gibi değil de. Yani. İlişki gibi değil artık ya. Ne? Ya bu ne anlatıyor ya? Bir şey diyemiyorum. İlgi de, ben sana şunu söylüyorum. İlgi eksik ya da bir böyle bir tartışmanız varmış gibi konuşuyor şu an anladığım kadarıyla. Hayır bak, hiçbir tartışmamız olmadı. Bak şu güne kadar hiçbir tartışmamız olmadı. Ya ben kendi ailemle tanıştırdığım bir insan. Ve kendi her şey yolunda. Her şey şu an çok yolunda. Ben dediğim gibi en baştan sana konuştuğum gibi. Biz nişanlanacağız. Nişanlı ciddi düşünüyorsun. Ciddi düşünüyoruz ama şu an bunun böyle yapması, yani kendi sevgilimi tanıyamaz oldum şu an. Devam edelim, belki bilemiyorum, yorum yapacağım ama hani belki de kötü niyetli bir şey yoktur. Devam edelim, görelim neler olacak. Çok enerjik birine benziyor da sadece o şimdi açılmadı, daha açılacak o. Sen benden mi bahsediyorsun ya, sen belki çıkarmışsın benim haberim olmadan. Hayır hayatım. Bu arada gece hayatıyla ilgili nasıl? İnsanlara. Gece hayatım çok yok doğuştan dolayı, yani erkek arkadaşım falan izin vermiyor mu? Yok. Rahat takılamıyorsun. Rahat takılamıyorum. Kendisiyle görüşemiyorum ki zaten takılmak için. Gece kulüplerinden nefret eden bir kız, gece hayatından nefret eden bir kız nasıl doğuş izin vermiyor diye bu kelimeyi kullanması da çok saçma. Ya daha tanımıyor zaten çocuğu da. Evet, yani Ayça'nın kuzeni olduğu için biraz hızlı giriş, yani öyle göründüğü için hızlı giriş oldu ama. Ama böyle anlık bir samimiyetlik yakalandı. Ben bundan anlamıyorum. Şimdi cidden Eftalya'yı tanıyamaz oldum şu an. Şimdi Ayça'yı arayıp ortamdan uzaklaşmasını isteyeceğim. Baş başa bırakmalarını isteyeceğim. Olur. Hani herhangi bir şekilde rahatsız olduğun durum varsa CK'den ben iletişime geçip durdurabiliriz. Ayça, yavaştan sen kalk. Yavaştan kalk. Benim bir toplantım var de, ikinizi baş başa bırakıyorum, geleceğim de. Ben şu anda Beylikdüzü tarafındayım. Bir toplantım var de, kalk. Benim oraya gelmem yarım saat bulur. Tamam, hadi görüşürüz. Tamam Haluk Bey, tamam. Ne oldu, nereye gidiyorsun? Benim acil toplantıya gitmem lazım. Ama böyle bir şeyden bahsetmedin ki bana yani. Sonuçta ya beni de çağırıyorsun bu arada. Aşkım, gerçekten sıkıntı yok. Ya sıkıntı yok zaten ya. Evet Eftalya, sen busun ya. Evet, uzaklaştır yanımla. Lütfen uzaklaştır. Kalkıyorum, benim acil gitmem gerekiyor çünkü. Yani. Evet, Ayça gitti bu arada arkadaşlar. CK'yla Eftalya baş başa kaldı. CK'ya da tüyoları vereceğiz buradan. Kabul etti. Şu an baş başalar. Belki rahatsız olup kalkar.
Belki bilemiyorum şu anda. Ya rahatsız olup kalkması değil olay şu an. Bu serileri çekerken gerçekten çok geriliyorum. Hani bir taraftan çok fazla isteniyor, bir taraftan da şöyle yanımda olaylar yaşandığı zaman bilemiyorum. Devam edebilir miyiz lütfen? Emin misin? Eminim. İstersen devam. Hemen arayıp yok, durduralım. Yok, devam edelim. İlerlemesin. Yok yok, devam edebilir. Yok, lütfen devam etmek tamam. İstiyorum şu an. Bilmiyorum da ben biraz böyle beni taşıyabilecek erkeklerden, yanımda böyle nasıl diyeyim sana, erkek erkek duracak. Tamam. Yani ama ben ne dersem de onu yapacak yani, hanımcı erkeklerden daha çok hoşlanıyorum. Hanımcı mı? Aynen. Ben ne iş yapıyordun ya? Ben Almanya'da biraz işletmeyle meşgulüm. Kendi şirketim de var, onunla ilgilenmiyorum fazla. İşte benim bir arkadaşım var, onu oraya yönlendirdim. Hı hı. İşte kendim takılıyorum buralarda. Geldim Türkiye'ye biraz şey yapmaya, kuzenimin yanında takılayım buralarda. Biraz öğreneyim, gezeyim, gece hayatı işte öyle. Takılma alacalık yani. Seviyorsun o zaman takılmayı. Tabii gece hayatını bayağı severim. Sigara içiyor musun? Çık git, yanından uzaklaş şu an. Lütfen uzaklaş, lütfen güvenimi kırma. Git Eptal ya. Git. Ederim yok. Peki kazancın nasıl yani yurt dışında, ne bileyim? Yurt dışında ben şöyle... Ben o yüzden gitmişsin de büyük ihtimal. Kazancın orada daha hani iyi olduğu için. Böyle kazancı fazla söylemeye bence gerek yok. Zaten kullandığım arabayı görmüşsündür burada. O bence yeter. Karşıdaki araba benim bu arada. Gerçekten söylemedim mi o ya? Bayağı başarılıymış. Yani bir de yaşın da genç yani. Nasıl yani, bu yaşta bu kadar şeye sahip olabildin ki? Yani az çok eziyetimiz oldu. Yani biraz da baba parası diyelim buna. Azıcık baba parası var. Babadan da geliyor yani. Yani öyle. Azıcık ondan geliyor. Azıcık ben katıyorum. İşte yürütmeye çalışıyoruz işte. Ne güzel. İşte. Güzel bir şey ya. Sevgilinle ciddi misin? Yani ciddi düşünüyor musun? İleride bir evlenme gibi falan düşünce yoktur. Ya, ya şöyle aslında. Çok düşünüyorduk da artık düşünmüyorum. Bir şey sorabilir miyim? Cidden şu güne kadar her şeyini aldım. Her şeyi ne kadar destek ettim. Cidden yapacak mısın ya? Yani artık yok ya. Yapma. Lütfen yapma. Olmaz yani. Zaten yani ona karşı bir hissi yok. Ya artık yani soğudum. Öyle anladım İstemi ben. Yok. Değil mi? Soğudum yani. Soğudum. Anladım. Zaten benim ne bileyim. Bir seninle çok iyi anlaşırız bence. Bilmiyorum. Yani çok mükemmel anlaşırız. Bence anlaşırız ya. Sıkıntı yok. Yani bence senden yani yana da sıkıntı yoktur herhalde. Diye düşünüyorum. Ben de şu anda öyle bir karar verdim. Anlaşabiliriz bence. Yani. Zaten erkek arkadaşım... Bugün için planın yok değil mi? Bir yere gitmeyeceksin. Aslında vardı ama iptal edebilirim çünkü. Harbi mi? Yani. Bu arada benim buraya yakın bir yerde bir ev var. Ben tuttum bu arada evi. Bir hafta falan orada kalacağım. Yani şu an planımda orada kalmak var bir hafta. Hı hı. İstersen geçebiliriz. Akşam yemek de yeriz. Abi bu arada Ayça da yani biliyor. Benim evim yakın olduğunu da biliyor. Yani aslında hani daha yeni tanışıyoruz ya. Ev biraz absürt olmaz ya mı? Bence... Ev değil. Şu an orada bulunmam bile hata. Kalk git. Lütfen kalk git evden. Şu an. Lütfen kalk gibi git oradan. Lütfen. Şu an ev bir de absürt. Her şey abi. Lütfen senin orada durman şu an. Şöyle düşün, uzun yoldan geldim biliyorsun, Almanya'dan geldim. Yorgunluk da var bu arada. Hem de yani beni yanlış anlama, yani yanlış bir düşüncelerle de çağırmıyorum zaten eve. Zaten tanıdığım, bence tanıdığım daha yakın tanışırız, daha rahat oluruz, daha böyle ne bileyim ev ortamı daha rahat hissettiriyor yani insanlara. Hı hı. Öyle bence. İstersen geçebiliriz. Evet. Ayça. Akşam yemeğine falan otururuz. Tamam, ben Ayça'ya haber vereyim, mesaj atayım be. Nasıl böyle bir şey kabul eder? Onu da anlayamıyorum şu an. Yani bir şey diyemiyorum ya. Kelime bile edemiyorum şu an. Sakin olmaya çalış belki. Sakin, nasıl sakin olmamı istiyorsun ki şu an? Erkeğin evliydi. Ne diyebilirsin ki? Şey yazdım. Tamam. Yakın mı buraya? Yani yakın. Şu sokağın ilerisi hemen. Zaten araban da var. Aynı arabayla geçeceğiz zaten. Tamam, olabilir yani. Tamam kalkalım. Olmadı şu an, hiçbir şey olmadı Paris şu an cidden. Bir dinlenelim istersen. İstersen durduralım, keselim. Olur, ben de su içeceğim. Durduralım, zaten eve geçecekler. Bu odanın kapısını kilitleyin. Buraya kimse girmesin, desin ki burada özel eşyalarım var. Bir buradan izleyelim bakalım neler olacak. Buraya gelene kadar biz de sen de bir su iç, bir kendine gel. Of.
birazcık sakinleştik, kendimize geldik arkadaşlar. Şimdi aşağıda gizli kameralarımız var. Cekayla Eftelya eve geliyorlar. Oda zaten ses yalıtımlı arkadaşlar. Odadan mümkün olduğunca ses gitmeyecek içeri. Sen de mümkün olduğunca bundan sonrası için evin içinde olacakları için hani ona göre seslerimizi ayarlayalım. Seslerimizi duymasınlar. Finalde de buradan zaten hani gitsinler, biz öyle çıkalım. Görüntüleri görelim, gitsinler öyle çıkalım. Burada herhangi bir şekilde hani kaos yaşanmasın rica ediyorum ben senden sadece. Olur kanka. Devam edelim mi? Edelim. Evet arkadaşlar, şimdi aşağıdalarmış. Gizli kameraları zaten canlı bir şekilde ekrana veriyoruz. Geçelim. Ev biraz dağınık olabilir. Ne? Kendi evin gibi bu arada, rahat olabilirsin. Şöyle gel. Peki, ben böyle oturayım falan. Ne kadar daha kalacaksın burada? Ben daha bir hafta falan buradayım. Bir 6 gün, bir hafta buradayım. Evet. Ayça gezdirecek mi seni de böyle? Yani aynen öyle. Belki Ayça'yla değil de sen de gezeriz buraları. Yani olabilir aslında. Yani onun gezdirmesine gerek yok. Zaten onu her gün görüyorum, kuzenim benim. Seninle gezersek daha mantıklı olur bence. Ya Eftelya, senin niye başka bir erkekle ayrı bir evde olman çok değişik ya. Lütfen izleyelim, görelim, ona göre devam edelim. Şu an biraz ilgimi çekti yani. Fark etti onu zaten, fark edebiliyorum yani. Ne işin var burada, onu anlamıyorum. Ne işin var? Bilmemde böyle sakınca mı vardı? Sence var mı? Bence yok. Bence de yok. Öyle merak ettiğim için sordum. Yani daha doğrusu emin olmak için. Ben şöyle söyleyeyim, şu anki sevgilinle ciddi mi düşünüyorsun? Yani çok da ciddi sayılmaz artık. Yani başka bir erkek çıksa karşına ne gibi düşünürsün? Düşünce ne olur? Yani her zaman da öyle. Bilir. Biter büyük ihtimalle. Bizi çok darlıyoruz. Aksine o beni çok darlıyor. Ve artık ben katlanamıyorum yani. Bu da beni bunaltıyor. Soruyorum çünkü şu nedenle soruyorum. Seninle sevgili olursam eğer ki aynı hataları yapmayayım. Sakin olmayacak. Kardeşler misin peki? Olur. Tamam. Adımlar lazım. Tamam, ben bekleyebilirsin. Yardıma geldim sana. Yani iyi olur aslında. Ne zamandır sevgilin yok ya? Benim bayağı uzun süre oldu yani. En son Türkiye'ye geldiğimde olmuştum bir tane. En son Almanya'ya geldiğimde, Almanya'da Türkiye'ye geldiğimde daha doğrusu. Bitirelim mi içeriye, bilgim verelim lan. Şöyle bir şey olmuştu. Bu arada ev yeni ya. Bir şeyleri de bulamıyorum lan. Çetleri. Türkiye'ye geldim. O sonra o sıralar bir Almanya'dan gelmiş bir kız vardı. O da 1,5 sene falan sürmüştü. Ondan sonra ayrıldık. Öyle ben olması gerekti. Çapkın bir erkeğe geldim. Yok, aslında öyle değil. Onun kendi hatası. Sakin olmaya çalış. Bilmiyorum dediklerim ne kadar etki eder ama devam edelim bakalım. Bir erkekten mesaj geliyor. Sevgilim nasılsın? Günaydın falan filan. İşte o sıra orada. Sanırım da yakalanacak kadar aksanmış. Yani öyle. Yani kime güveneyim daha da? Bence de bu olmalı. Ben de öyle düşünüyorum. Bak, fikirlerimiz de ortakmış. Ya. Yani dış görünüşün o kadar da önemli yokmuş. Sen iğrenç bir şeysin ya. Senin... Bu arada hazır kahveler. Şeker veren. Sen şekerli içmiyorsun değil mi? Yok. Bu arada ellerimle kahve yaptım sana. Bunu herkes yapmaz bu arada. Çok bence farklı. Eski sevgilimle yapmadım sana. Yok ya, o biraz odun yapmaz yani. Yani eski düşünceli değil mi? Eski düşünceli değil mi? Evet. Çok eski kafa. Sen öyle değilsin ama. Yani. Bir de daha sempatiksin. Aa, nasıl senin? Nasıl konuşuyor böyle? Nasıl? Ya artık içten mi? Günlük hayatında ne yapıyorsun? Ya biz biraz uzak mı kaldık yani, sanki ya? Uzak kaldık gibi.
Değil mi? Rahat olabilirsin istediğin gibi. Biraz uzak kaldık sanki. Şu an baş başayız değil mi? Yani arkadaşlar yani öyle kanka ben. Bir bitirelim ona göre sana zahmet. Bir tepki hani bitirelim. Kaosu yaşanmasın lütfen. Kanka ben onu bir arayacağım ya. Nerede olduğunu merak etmek istiyorum. Ama hiçbir şey söylemiyor. Tamam. Hiçbir şey söylemiyor. Sadece neredesin de. Arayan kim? Sevgilim mi? Erkek arkadaşım arıyor ama maalesef şu an meşgul. Bence de onu... Ben de sana konuşsam bir şey soracağım. Söyle. Ben aslında her zaman senin gibi bir kızla öpüşmek istedim. Şu an karşımdasın. Yani öpüşebiliriz. Olabilir. Lan! Çık git! Çık git buradan! Çık git! Git buradan ben! Git! Birazcık elimize yüzümüze bulaştırmış olduk. Git buradan! Git buradan! Şimdi konuşacağız, sakinleştireceğiz, iki tarafa da ulaşacağız. Devamlı katıl sahnesinden izleyebilirsiniz, katıl bölümünden. Biz şimdi iki tarafı da, çünkü bizim başlattığımız bir olay, bizim noktayı koymamız lazım. İki tarafı da bir araya getirip olayı bitireceğiz şimdi. Yani konuşturacağız birbirleriyle, hani bir şekilde iletişim sağlayacağız. Çünkü bu şekilde olmaz yani, bu böyle olmamalıydı. Doğru yol neyse onu yapmaya çalışacağız. Videoyu burada bitiriyorum. Instagram ve TikTok hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Videonun yüzleşme yani devam kısmını katıldan izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere.